Evet. Evet bakalım. Merhabalar, iyi cumartesiler. Hoş geldiniz canlı yayına. Bugün böyle efektli karşılamak istedim. Tam kayıt yapıyordum. Dedim konser gibi başlasın. Yakında istek şarkına da başlarız. Hatta biz de istek şarkı falan sanki söyleyecekmişim. Yıkıldı tüm ümitlerim. Valla yıkıldı tüm ümitlerim. Tüm ümitlerimin akorlarını bile bilmiyordum de. Sen neydin? Evet öyle bir şeyler de. Sonra hakikaten live yapıyorum ben. Güzel olur. Hadi Jean-Paul kalabalıklaşıyoruz. Seni bekliyoruz. Gel artık. Türkçe de olur, İngilizce de olur. Başka istek yok mu? Yıkıldı tüm ümitlerimi söyledim işte. Sor bana pişman mıyım? Vallahi bilmiyorum. Ha yes, jampolimiz gelmiş. Alıyorum şimdi onu yayına. Vallahi bilmiyorum sor bana pişman mıyım? Günaydın, günaydın herkese. Evet. Welcome. Güzel şarkılar. Güzel şarkılar, güzel şarkılar. I can't hear you anymore. Knocking on heaven's door. Knocking. Evet. Oh, wine o'clock. Wine. Evet, bugün konularından bahsedeceğim. Summer 2022'yi konuşacağız seninle. Değil mi? O ne 2002 konuşacağız? Bak gece bu vakti ne yiyeceğim bir tane. Evet. Dayanamadım. Bir tane Napolitan yiyeceğim. Ben böyle istek şarkı yapmayı düşünüyorum artık. Yayından sıkılınca araya istek şarkı gelsin. Ben çalayım mesela. Karşıma bir daha çıkma sakın. Ne yapabiliyorsun? Ben de bir istek şarkı isteyeceğim senden. Valla Guns N' Roses, Metallica falan. Oralardayım O Metallica. Tamam. Metallica'dan şey yapsana. Seçemedim ya. Hepsini seviyorum. Ağlat gitar, ağlat, ağlat. Ben
So close, no matter how far, couldn't be much more from the start. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Öyle değil miydi sözleri? Aynen. And I find it true, every day for us something new. For a something view, nothing else matters. Şimdi benim sesim burada kötü. Ondan ben tuvalete gitsem orası daha akustik. Belki orada daha güzel çıkar. Sen yapar mısın orada? Duşta şarkılar. Evet. Zaten az olan takipçilerimiz de böyle kötü. Değil mi? Reziliz ya. Reziliz. Reziliz. Ama biliyor musun ne fark ediyorum? Cumartesi gecesi oturup da politika mı konuşacağız yani? Olan olmuş. Yok, yok o değil, o değil, o değil. Ben başka bir konu söylüyorum. Herkese bir soru soracağım. Aramızda kim duşta şarkı söylemeyi sever? Yani duştaki sesler apayrı oluyor. O akustik havası bambaşka. Ama dışarı çıktığın zaman yani rezil oluyorsun. Ya benim buradaki duşta çok fazla eko yok, ondan öyle söyleyesim gelmiyor. Hakikaten böyle ekolu banyo olursa o zaman çok güzel oluyor dediğin gibi yani. Sanki çok ama güzel yani şarkı söylemiş gibi. Damla tabii Demirel, ya. Bak Damla Demirel söylüyormuş duşta. Söylüyor mu? Vay 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 vay, çok eski vay arkadaşımızdır. Bir gün bağlanalım da evet. Güzel Damla, sesinden şarkı söylemiş. Damla İstanbul gece hayatını iyi bilir. Yes. Bütün very stylish bir şekilde. Stylish bir şekilde nerede yemek yiyeceğini bilir, nerede ne saatte bulacağını bilir, hangi kişileri de yanında tutacağını bilen böyle bir cool cat. Evet, o İstanbul Gece Hayatı programlarını yaparsak Damla'yı da alırız, o da böyle renk katar. Bizim Can Atipoğlu var, Can Atipoğlu DJ, çok iyi DJ'lerden. Şey tanıyoruz. Yapıyor, Paşa nostalji geceleri yapıyor mesela, tavsiye ederim yani. Paşa da İşte 98 öncesi çalan müzikleri çalıyor. Canlı yayın ama yapıyor. Problem ne biliyor musun? Yani içimizde hepimiz böyle kendimizi o ilk çıktığımız günler gibi düşünüyoruz ama bir yerden sonra tipler değişiyor, kilo alıyoruz, bir tarafımız böyle bir düşmeye başlıyor. Yok ya, George Clooney gibi oluyorum ben. Baksana gözlerim mavileşti, cildim pürüzsüzleşti. Ya kusura bakma küfeciler. Ha siktı lan. Hangi aplikasyonu indirdin ya? Bırak ya. George Clooney. Her yıl daha iyi ulan ya. Ulan George Clooney. George Clooney. Yani, ya bula bula George bile... Clooney mi buldun? Lan bırak lan kaslar, Allah aşkına ya. Kaslar böyle boğum boğumdu. Şimdi daha böyle oturaklı oldu. Kaslar bile kendini buldu. Anladın mı? Oldu, daha oldu, oldu. Arnold Schwarzenegger'e kadar yolumuz var. O da bak yaşlanınca ne kadar güzel oldu. Ama bakma canım. O hayatı boyunca çok sıkı diyet ve bodybuilding yaptı herif. Evet, bak adam Can sen de. Seni, bak seni de güzel yaşlandığını söylüyorlar. Damla öyle diyor. Ben mi? Jean-Paul yakışıklı çocuk. Zaten kameraların çocuğu. Ona ben dedim şu yayını yapalım diye ya. Adam fotojenik yani. Ya şey gibi. Ya. Bence Aziz Üstel'le Ayhan Sicimoğlu arasında bir tadı var aslında yani. Ben onu görüyorum Şampol'da yani. Konuşma o sadece şeyi şapkadandır. Falan. Yok ya onlar şey onlar çok üstün insanlar. Onlar çok bilinçli, çok entelektüel. Seni beni aşan insanlar onlar. Belki 30 yıl sonra ancak. o kadar da değil canım. O kadar da değil. Şarabın güzel. Ne içiyorsun? Malbec mi içiyorsun? Yok. Malbec yok. Şey... Bugün çok basit bir şarap içiyorum ama çok güzel bir şarap. Hoşuma gidiyorum. De... Gato söyle. Necro. Bir dakika şişeyi göstereyim sana. Şişe nerede? Şişe gitti. Carminera içiyorum ben. Carminera. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri abi Malbec içmedim ya. Çok pahalı. Olur mu böyle bir şey ya? Malbec sanki yok altın mı satıyorlar abi? Sudan ucuz be. Sudan ucuz bırak be. Allah ne diyorsun ya? Ya? Ne diyorsun? Sudan ucuz. Tavsif ederim. Tavsif ederim. Zaten normal bir Migros'ta bulmak mümkün değil. Büyük bir taneye gideceğim Makro'ya da Migros'a. Var. Markasını sana söyleyeyim. Normal Migros'ta markasını bulacaksın. Alamos. Bak, Alamos gayet tavsiyesi, güzel. Şarap tavsiyesi. Hatta şöyle söyleyeyim. Malbec'i denemediyseniz deneyin. Ben Türkiye'deki ilk Malbec şarabını ben aslında Bebek Luka'da içmiştim.
Sağ olsun sevgili arkadaşım Cem Mirap dedi ki bunu bir dene demişti. Ve hakikaten de çok sevmiştim. Ama tabii ki her geçen 2-3 aydan beri fiyatlar arttı, 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 arttı. Ama tabii ki dediğim sana bu 2 yıl evveldi. 2 yıl evvel gelmişti bu marka Türkiye'ye. Gayet Mert hoş, diyor, güzel. Jean-Paul'ün bilmediği bir şey yok değil mi diyor Mert? Yok ya, bilmediğim çok şeyler var. Mesela Mert şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Ne dümenler çeviriyor bilmiyorum. Ben gördüm, tencerede bir şeyler kaynatıyor. Hangi, köpekler möpekler. Mert hangi dünya süper mankenini tavladı bilmiyorum. Mert inanılmaz yetenekli biri. Ah vallahi. Bak Lükka'yı özledik. Lükka'yı hepimiz özledik diye mesajlar geliyor. Vallahi hakikaten yani özledik bak, ya. Bak, sokağa taşan günleri özledik ya. Bak Rahmi paylaşmış. Raksoy. Onu da takip edin. Tavsiye ederim yani. Amerika'nın nabzını tutuyor. Yine patlamış şeyler. Kaç tane vaka var dedin Rahmi? Onu da gördüm. Yani yine binlerce ölü mü var? Yine coşmuş yani. Vaka var. Vaka daha ölümler değil ama vakalar var. Ölü var diye galiba bir şey paylaşmış. 1000 tane falan mı? Öyle bir şey okudum mu? Yani çünkü şöyle bir şey var şimdi. Yani küçük haberler. Trump ekonomi açılsın diye belli eyaletlere diyor ki hadi siz de açındaki girin. Ama Los Angeles ve New York hala kendini kapalı tutmak için direniyorlar. Çünkü hala rakamlardan mutsuzlar. Çünkü şöyle bir durum var. Bu ölümler olduğu sürece bu kadar çok sigorta şirketi ve de devlet bir şekilde bunu biraz finansal destek vermesi gerekiyor ailelere. Bu da çok büyük bir yüktür. Ve de büyük bir prestij kaybı aynı anda. Onlar Los Angeles'ta ve New York'ta hala direniyorlar %100 açılmaya karşı. Ama öbür eyaletler mesela Florida gibi, Georgia, Texas gibi gibi yerler tamamıyla açtılar. Ki ekonomiler bayağı bir canlı gözüküyor orada ama tabii ki biz bir hafta daha bekleyeceğiz ki dolayın gerçeğini görmek 1200. için ama bak ama şey diyor 1200 ölü varmış New York herhalde ya da Amerika sen onu bilmiyorum. Bırak sen ya ben şeyi şaşırdım ya dün deliler gibi koştum çünkü evvelsi gün gece yarısı sokağa çıkma yasası çıktı benim haberim yok sabah uyandım o panikle arabaya bindim markete gittim var ya ne alacağım ne edeceğim aldım her şeyi oradan. Aldım paketleri, bindim arabaya, mesaj geldi arkadaşım, iptal edildi. Ya, çok güzel. Yani bir şey söyleyeyim mi sana? Yani, kardeşim biz Van'a mıyız? Aç kapa, aç kapa. Yani böyle bir saçmalık mı var? Yani bir şey diyeceğim, bunlar şimdi tekerlekli aslında... sandalye gibi bu şey var ya, hani bir oyun var ya böyle dans ediyorsun sandalyenin etrafında. Müzik duruyor, hop herkes bir sandalye tutuyor. Ya, şimdi böyle biz bir oyuna düştük. Bir şey diyeceğim, bu konulara girmeyeceğiz diyoruz. Tabii el mahkum giriyoruz. Hayatımız bu da. Yine bugünün ben sana en acı haberini vereyim. Yeni haberler duydum yani. Sende. Aynen. Metin Uca bir seneden fazla hapse mahkum etmişler adamı. Ne diyorsun Metin ya? Metin Uca çok sempatik bir adam. Çok aydın, Atatürkçü. Yani tam harika bir insan. Yılların televizyoncusu, gazetecisi. Adamın suçu da ne? Şunu söyleyeyim. Seçimlerde Anadolu Ajansı Yüksek Seçim Kurulu'ndan önce sonuçları açıklamış. Metin Uca da herhalde bunda dalga geçti bilmiyorum. Onun üslubu şeydir ya biraz. Devlet ya, memuruna hakaretten adamı bir seneden fazla hapis cezası. Ya bu olacak işler bu, değil bunlar yani. Bu olacak işler değil. Bu olacak işler değil. Yani şunu söyleyeyim sana. Benim tepem attı şimdi. Çünkü ben uzun sürede haberleri izlememekte direniyorum. Niye? Çünkü ben işlerimi konsantre etmek istiyorum. Bu son 3-4 aydır bayağı yani ben şunu zor demek günler geçti. Şunu diyeceğim yani hepimizin düştüğü hata ve genel benim de gördüm herkes işte Amerika zenci olayları işte korona dışarı çıkma bir anda asıl önemli olan bu hiç kimse konuşmuyor ben ona çok şey oluyorum yani ya sinir çok olurum. Doğru aslında söylüyorsun konuşulması sana gereken %100 şeylere katılıyorum politikaya tabii da bir tabii şeyse kınıyorum ben bu işe ben buna kınıyorum çünkü yani bu kadar eğitilmiş bu kadar okumuş insanlarız yani bakkal hesabını bile tutmamız gereken bir konu değil. Varsa daha büyük bir suçlama, delilleri koysunlar, kanıtlasınlar. Ama sebep buysa bu bir fiyaskodur. Bu şimdi tamamıyla bir fiyaskodur. Evet, konuyu bir şey diyecektim çok çevir. komik. Ha, söyle ya, söyle. Tam çevirmedi evvel. Ya tamam. Bir şey diyeceğim.
Aslında unuttum ne diyeceğimi çünkü hakikaten kırıldım yani. Bu olaya kırıldım ben. Abi çok çok kötü, çok kötü. Neyse ya biz bu... kendi konumuza dönelim. Mykonos'ta Alemago'nun ilk günü ve görüntüler geldi taze taze. Kaç kişi? Bizim Des çalıyor değil mi orada? Bizim George Des çalıyor. Pan çalıyor. Pan'la Jojo çaldı bugün. Des nerede? Des orada mı? Des gidecek, daha gitmedi. Des az solist. Bir de bizim orada bir tane kız DJ var, hatırlıyor musun? Evet, şey Nitty Gritty. Bak Nitty akşam Gritty falan bayağı parti oldu. Abi şaka yapıyorsun. Burada burada ooo. Burası şey çarşı yani, pazarı gibi. Aynen. Bu canlı yani. Şimdi şu anda atıyorum ne bileyim bir yarım saat önce bana çekip oradan gönderiyorlar. Biz bu linki sürekli paylaşalım mı? Bu linki paylaşalım mı sonra? Bizim canlı yayından sonra millet izlesin diye. Aynen, bence şahane aynen olur. Paylaşın, evet. Biz paylaşacağız. Bu sene, biz canlı pardon evet, lafını unutma. Biz canlı bir canlı biz enteresan bir konu üzerinde konuştuk. Tabii ki biz şimdi normalleşmeye doğru gidiyoruz ama her şekilde de çok temkinli olmamız gerekiyor. Bu sırada da canla beraber herhangi tür bir sanat etkinlik, müzik etkinlik ya da değişik güzel ortamlarda olduğumuz zaman canlı yayınımızı on the go testi yapmak istiyoruz ki oradaki atmosferde hakikaten sizi o anı, o gerçek anı da paylaşabiliriz ki biz o anda ne yaşıyorsak o anın bir kısmını, bir segmenti size yaşatabiliyoruz. Tabii ki burada ses belki güzel gitmeyebilir ama en azından da biraz da görüntü görmüş olursunuz. Böyle bir düşünce var. Ya şeyden bu sene Mykonos'ta çok çekim yapacağız. Yani öyle planladık. Aslında bu sene biz şöyle planladık. Bir tane villaya 5 DJ, ben böyle çok büyük bir villa bulmuştuk. Stüdyo yapacaktık. Full day çekim yapacaktık içeride. E tabii şimdi yarısı geldi, yarısı gelemedi. Ben zaten gidemiyorum falan gibi durumlar oldu. Ama yine de şeyimiz var orada yani bir tane full çeken. Lütfen Can sen yakışıklı George Clooney. Yakışıklı George Clooney, bu gözlerinle senin Schengel vizana bile ihtiyacın yok. Kolunu sallayarak ben, geçersin hemen sınırdan. Bir dakika, George Clooney'e benzemiyorum. Ben George Clooney gibi iyi yaşlanıyorum dedim. Benziyorsam Tarkan'a benziyorum bu gözlerle bak. Oğlum şimdi bir şey diyeceğim. Bak, üstü Nişantaşı altı. İşte bu. Abi sen bak, Tarkan'a benziyorsan da, ben Van Damme'a benziyorum. Astra bu da. Papa da Astra'da. Hani Astra'da sadece 20 kişi olması gerekiyor içeride? Abi böyle işte ya. Abi kimse kuralları dinlemiyor. Sen bak ilk yayınımızda paylaşmadık mı? Kaç kişi Astra'da olması gerekiyordu? Zaten Yunanistan Turizm Bakanı açıklama yaptı. Şey dedi yani biz hazırız. Bütün ülkelerden vatandaşları bekliyoruz. Karantinaya da almayacağız. Herkes gelebilen gelsin diyor yani. Onlar da bence var ya şey şimdi ben bir komplo teröristi söyleyeceğim. Yunanistan'da hastalar taşınacak. O kadar hasta olacak ki onları Türkiye postalayacaklar. Biz onları iyileştireceğiz. Biliyorum Eren, aşk olsun. Tarkan için öyle konuşmayalım. Yani biraz değişik Tarkan'ın Instagram şeyleri. Baba oluyorum falan. Evet. Baba oluyorum. Al sana baba yani. Bak Akın da burada. Şengensiz gider baba diyor. Bakın. Hangi Akın? Bizim Akın Bubik. Ooo Mr. Bubik. Ya o da, Akın. O da belli evde kalmış, çıkamamış. Ya bırak ya Akın'ı ben. Akın'ı var ya bak Akın söylesin. Falan. Akın söylesin. Akın'la daha biz 90'lardayken Akın daha o zaman gençti. Aslında da biraz illegal durumu söyleyeceğim. Tam yaş tutmayarak onu ben bir gece kulübüne çıkarmıştım. Onu ben Sine götürmüştüm. Sine'de benim özel kartım vardı. Sine'de giriş kartım. Benim de vardı. Simsiyahtı. Onu ama Sine miydi yoksa Bad miydi? Sine'den sonra Sine'di, Bad'di, sonra Beyond oldu. Ya da yok Beyond sonra Bad. Bad değil. Bad değil ya başka bir sort, şey. Neydi? Suare miydi? Sine'di. İlk önce Sine'di. Sonra da Beyond oldu. Çok kısa bir sezon için. O zaman da karşıda China White vardı. Havana China White olmuştu. Hatırlıyor musun o günleri? Altın yıllar, Golden Years. Tabii Golden Years yani. Abi, Golden gece Years. Gece hayatı o zaman gece hayatıydı. Angelik'in kartı beyazdı diyor. Berna'da da Angelik varmış herhalde. Ama bir dakika, yani Angelik değildi. Angelik buzdu. Sonra Angelik oldu.
Hatırlıyor tamam, musun? Ondan önce de Joy'da hatta Can Atipoğlu çalıyordu onda da işte. İlk Memos'tan doğru. Joy'a döndüğünde Can Atipoğlu vardı. Angelin temelleri öyle atılmıştı. Ya o yaş, o yıllarda Reyna'nın zaten yaşımız de, tutmuyordu. Bak Reyna'nınki de siyah goldmuş, onu da Berna biliyor. Yani ben girdim ama hiç kartım olmadı Reyna'da. Doğru, doğru. Onun hatırlıyor musun Can? Seninle biz Soho'lara da gidiyorduk bir aralar. Soho House. İlk açıldığı zaman. Ama Soho'nun ilk senesi bak ilk defa yani İstanbul'da yıllar sonra o ambiyansı orada yaşadık. Yani bütün arkadaşlarımız tabii. Sanki lise son Bodrum gecesindeyiz ya da işte Layla'dayız, Paşa'dayız. Herkes birbirini tanıyor. O roof'ta inanılmaz bir muhabbet vardı. Ben çok mutluydum ama bir sene hatırlıyor musun? Ne yazık ki. Bu biz yatırımcıları oraya getiriyorduk hatta ya. Yani Arap yatırımcılarımız vardı bütün... Jean-Paul'le. Aklını almak için Soho'ya götürüyorduk. Millet görüyor, aa İstanbul gece hayatı, insanlar böyle mi burada falan. JP Circle falan. Bayağı güzel orada hava atıyorduk. Yani bizim böyle zaten işte kapıda hep beni şey yapıyorlardı. Hep kapıda bana kızıyorlardı. Biliyorsun sadece 3 kişi getirebiliriz. Biz 8 evet. kişiyiz. Biz 7 kişiyiz böyle. kimleri soktuk oraya? Serdar Bilgili'yi gördüm bir kere. Şeyde bir tane bistro gibi bir yerde duruyor böyle. Bize kilitlemiş. Bana gözü. Kıl olmuştu hatırlıyorum. Bana çok kıl olmuştu. Full Arap erkek yani. Ben de şey Arap kontenjanına girerim zaten. Böyle Dubai, Lübnan falan. Ama bir dakika. Arap kontenjanıydık. Ancak Dubai'nin en büyük, en zengin, en güçlü F&B sektörün krallarıyla beraberdik. Evet, orası tabii. Orası. Akınlıyor, yani Soho'yu, yani John, o binayı John. Adam cebinden çıkarabilirdi. Biz çok iyi insanlarla gittik oraya. Herkes çok terbiyeliydi. Herkes çok profesyoneldi. O şekilde girdik oraya. Arap marap olsun da tertemiz. Bir de bu arada ya, Arap bir de orada şey, Lübnanlılardı. Bir de bir şey diyeceğim orada yani en iyi parayı da bizimkiler harcıyordur herhalde. Yani adamlar deli gibi açıyorlar, sen içiyorlar. Ne diyorsun? Falan. Sınırsız sen ne yani. Diyorsun? İnsanlar ondan insanlar, iyi yani. Bir de şu var. Orada tabii çok efendi insanlar var. Çünkü teknik olarak sen beni biliyorsun. Ben bir kokteyl, iki kokteyl alıyorum o kadar. Gecem benim bitti. Sen de aynı şekildesin. Ancak biz bu arkadaşları ağırladığımız zaman o arkadaşı ağırladığımız zaman yani abi bir dakika karıştırıyorsun sen. Soho'da bir kere Soho'nun özelliği alkolü ölçekle koyduğu için kesinlikle kafaya yapmıyor. Ben ya doğru orası tane, doğru. Orası doğru. 12 tane mule içiyorsun. Miden ekşiyor şeyden artık zencefilden yine de sarhoş olamıyorsun. Sonra şatları atıyorsun falan. Hep böyle ya, kişi başı biz 10-12'ye falan çıkıyorduk. 10 tane 12 tane falan içilmiş böyle. Bundan dolayı da ben öyle hatırlıyorum. Bundan dolayı da ancak şöyle söyleyeyim. Soho'da ilk bir ikinci yıllarında, üçüncü yıllarında da vardı ama o sırada da ben fazla gidemiyordum. İlk bir ikinci yıllarda çok iyi, şahane mixologist barmaidler ya, vardı tabii, orada. Tabii. Bartenderler vardı. Yani, ve de her zaman bize de kıyak... Ve her zaman bize çok güzel kıyaklar yaptılar. Misafirlerimize ben hiç kıyak güzel kıyaklar yapmış. Yaptılar. Doğru. Yani ikram ettiklerini yaptılar. Çok gördüm ben de güzel bir şekilde ama yani tabii. Kıyak öyle olmaz abi. Barda kıyak hani sağlam içki yaparsın, şatları ekstra gönderirsin falan. Hani onların kıyağı daha çok hani tanıdığı birini görünce ona bir bardak ikram etmek falan gibi de. Ama o yapacak bir şey. Onların en büyük kurumsal yapısı vardı oranın. Peki sana bir soru. Sana bir soru. Sanatsal haber. Onlara kanun koyuyorlar. Bunu yapabilirsin. Bir dakika. Sanatsal haberleri daha... sanatsal haberleri ben kamerayı bir tarafa alacağım. Dur. Sanatsal tamam yorumları okuyayım daha... ben. Konuyu bozmadan yorumlar geldi. Geçmeden evvel. Tamam, evet. Geçmeden evvel sanatsal haberlere şunu sormak istiyorum. İstanbul'da gece hayatındaki en kıyak ve en güzel sana yapılan en güzel kıyak hangi mekandı? Tamam, okey. Onu yazarsanız okurum ben buradan. Reyna sağlık kartı çıkartıyordu üyelerine demiş Damla. Espri yapıyor herhalde. O back bar değil miydi? Back bar öyle bir şey yapmıştı. Sağlık kartı ne demek? Backup yapmıştı. Can Bener'e diplomatik pasaport verilsin demiş Fatih. Teşekkür ederim Fatih. Bana lazım hakikaten abi. Ne bu hala şey vize kuyrukları bilmem ne yakışmıyor yani bize. Kültür abi, şey kültür ve kafa bakanı. Akın şöyle demiş evet abi tutmadı. China White'da John İngiliz bodyguardlar tutmadı. Aynen tutmayan bir yer orası. Bir sene de kapandı zaten. Bir sene açık kaldı. Ya tutmadı bir de orada da deli gibi kavgalar çıkmıştı. Ben hatırlıyordum. Yumruklar uçuşuyordu sağda solda. Tarkan Şımarık şarkı isteği gelmiş.
Hangi fındık kıran mıydı o, şımarık hangisiydi? Şımarık, seni gidi şımarık. Seni gibi fındık kıran. Vay. Ulan Can ya, Allah aşkına yani. Kabul et. Ya sen bu lenslerle böyle şeysin yani. Böyle böyle Ya estetik. üyelere sağlık kartı varmış gayet Reyna'da. Valla beni üye yapmadılar, bilmiyorum. Ben varmış yani. Doğrudur. Sağlık kartı varmış şeylerin. Görüyorsun. Valla oradan ne sağlık olacak ki bilmiyorum. Uzuv kopmaları bile dahilmiş. Yani işte herhalde silahlı yaralama, kavga falan bir şey olur. Ya en son gittiğimde Reyna'ya ben nasıldı abi son yıllarda? Alt taraf full şey oluyordu ya. O masa oraya, o Lotus. masa oraya, böyle şey gibiydi yani, kovboy şey gibi, kovboy salonu gibiydi. Çok kavga çıkıyordu en son. Bir Pakistanlı arkadaşlarla gitmiştim. Onlar da önemli. İşte milletvekili çocukları falan böyle. Hani adamları nasıl sekür edeceğimi şaşırdım abi. Öyle bir gecenin içine düştük ki. Bayağı da bildiğimiz simalar. Abi oradan 10 kişi saldırıyor, buradan 5 kişi. O müdürler falan arada böyle. Hani son Ben şey kapanmadan çok hatırlıyorum bir kere. hardcore geçiyordu yani yazları orada. Ben Reyna'da Bayağı şey karambol oluyordu hatırlıyordum. yani. Bir kavga çıkmıştı bir kere. İnsanlar denize dökülmüştü. Damla göster bize kartı, evet ya. Damla Vallahi kartı Damla Hasan göster. Gümüş. Ben de o kadar eskiler yok da, ben de Finest Clubs kartı var. En son orada kaldım ben. O da giriyordu bir Ben sürü de yere. birçok kartları saklamıştım ama bir kart vardı, onu ben çok sevmiştim bir ara. Hatırlıyor musun? Taksim'de Abi bir Elma Dağı'nın orada Seventh House diye bir yer açılmıştı. ha tabii, evet, o da Efsane herhalde tekno yeri, sağ olsun underground hepimize yeriydi. gönderdi. Ha, çok benlik değildi o ya. Ben öyle, ben daha çok Ben boğaz yerlerini seviyorum. bayılıyordum ya. Ben O fazla bayılmıştım. gibi. Güm 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 geliyor. Yani şey, onların en güzeli yine Etiler'deki neydi o Etiler'deki işte villa, 98-99 gibi olan. Etiler'deki villa en güzel kulüp oydu yani. Şimdi Damla bilir onu da. Herhalde. Ya da Akın da bilir. Akın küçük kalabilir mi bilmiyorum artık. Yaş şeyin oldu da. Akın Bak senin de bir o herhalde zamana biraz senin de yaş gençti. tutmuyor olabilir. Sen benden bir yaş falan küçüksün galiba. Seni de tutmuyor olabilir. Etiler'deki en iyi kulüp oydu ya. Şey DJ UFUK'ler Babacığım benim falan da. yaşım senden de Getto küçük değil. olabilirdi ama o yıllar biraz farklıydı. O yıllar yaşa bakmıyorlardı. Farklı bir şeye bakıyorlardı kapıdan alınca. O Unutmayın. yıllar şey yılları, böyle giyiniyorsun çıkıyorsun saat 1:30 falan, anne bakıyor kapıda, bu saatte mi çıkıyorsun falan Ya muhabbetleri. en komik tarafı ne biliyor musun? En komik Oğlum bu tarafı. saatte çıkılır mı dışarı falan, bu saatte mi gideceğim falan, aa saat 1 falan diyor böyle, anne dur Ya falan, sen ne diyorsun ya? En Şam'dan değil, komik olayı milenyum şey. değil, Eskiden Şam'dan değil, milenyum değil ya. Etiler'deki ya elektronik kulüp işte ya, biz tam lise 3'teyken hatta barkod vardı muydu? yani. Neydi? Flyby. Ya Flyby neydi? Boş ver ya. neyse, Çok kadar geçmiş yerler kanka, açıldı çok kapandı ki. yani en efsanesi oydu diyorum da, neyse. Moschino gömleği giy çık diyor öğrenci için. Evet. Şimdi Moschino falan daha Oha, kaç Reyna'yla tane aynı. vardı bende? Bende kaç tane vardı biliyor musun? Yani deliler gibi. Morsino, Abi ondan sonra beyaz. Iceberg'ler vardı. Hatırlar mısın? Ya bir de Yaçing'ler vardı. Yatçı gömlekleri. Markası neydi hatırlamıyorum da, böyle Yaçing falan, böyle yazılar falan. Ondan daha evvelden de Bir şey de vardı bu. Tommy gibi yani. Tommy'nin bir versiyonu gibi. Tommy'ler falan da onlar yani. Pololar, mololar. Polo yoksa belde şey Abi mecburdun berbattı. ama, şimdi bu zamanın gençleri bilmez çünkü yani spor ayakkabıyla gittiğin zaman içeri almıyordu adam seni, şort spor ayakkabı, illa işte ayakkabı giyeceksin, kumaş pantolon giyeceksin, gömlek giyeceksin. Hani tarzın olsun olmasın hepimiz şeydik yani, beyaz Ya ben gömlek, sana kumaş komik olayı pantolon gidiyorduk. anlatacağım. Ben sana Böyle komik bir olayı ilkeldik anlatacağım. yani. Komik olayı anlatacağım sana. Yunanistan'da da aynı şeydir. Yunanistan'da en güzel yere gitmek istiyorsan böyle kot giyebilirsin ama sen ya bir polo ya da bir gömlek giymen gerekiyordu. Tişörtle almıyorlardı ve de spor ayakkabı da almıyorlardı. Ancak ve lakin 90'larda benim bir Prada ayakkabım oldu. Prada spor ayakkabım olmuştu. Bahsetmiştik o şeyden, böyle ayağı küçük Tabii gösteren tabii tabii. Prada'lar. Ben hiç sevmedim onu yani. Benim Böyle. ayağımın Ya bir ben nispeti var. sevmiştim Onu ya. giyince Ulan Can sen küçük eşek kadar görünüyorum yani boy. ya. Neyse bak. Yani neyse. Canın boyu benden uzun. Ondan onun için öyle komik duruyor. Bizde komik durmuyordu. Neyse. Onunla ben Türkiye'de gitmiştim kapıya. Efendim biz bu şekilde alamıyoruz siz içeri. Ulan Tabii benim bir tabii o tepem attı. klasik. Bir tepe attım adamın yeri dibine indirmiştim o gün. Ama çok utanıyorum. Yani yapılmaz Ya öyle bir şeyle şey. almıyordu ya daha. Hoodie ile gidersen onu bile almıyor içeri ya. Kapşonlu şey giydiğinde kesinlikle almazlardı yani. Çıkar Ama öyle benim bir gir diyordu efsane içeri. hikayem var. Bak Damla bunu belki bilir.
Bir tane efsane hikayem var benim. Biz bir grup arkadaşla teknedeydik. Bir arkadaşın doğum günü partisiydi. Tekneliydik. Ondan sonra oradan da Reyna'ya gittik. Tabii şimdi biz gündüz vakti buluştuk ya. Benim altımda flip flop var, short var. Bir de bir tane hoodie vardı bende. Tamam mı? T-shirt ve hoodie. Ben o şekilde ve kafamda güneş gözlüğüyle deniz yolundan girdiğim için Reyna'ya girdim. İçerideki müdürler bana bakıyor, insana bakıyorlar. Bana ne diyeceklerini bilemiyorlar. Beni atamıyorlar, bırakamıyorlar. Ben şortla oradaydım. Bütün gece Evet, boyunca. ben de girdim. Ben de şeydim. Çünkü DJ'ler hep arkadaşım olduğu için ben onu çözmüştüm. Ben de giriyordum şortla. Ben zaten DJ kabinine gidiyorum diyordum. Elimde plaklar, CD'ler falan. Bana full access vardı yani. Ben de öyle Ben aksesi resim yoktu. Ben yazmışım. böyle müşteri gibi kapıdan dışarı çıkıyordum, taksi çağırıyordum. Millet bakıyordu bana. Ulan bu herif mayo şortla böyle quicksilver şortla takılıyordum yani. Gecenin saat 3'üydü falan. Rezillik ya. Rezilliğimiz çok büyüktür. Ama o heyecan çok güzel bir şey. Yani yol yordan birip giriyorduk biz tabi ama o gireceğim mi giremeyeceğim mi heyecanı var ya hani işte biletli kapıdan girsen kesin gireceksin. Ama bilet parası vermek istemiyorsun. VIP'den gireceksin de yine seni Çünkü hava alacak mı falan atacaksın, o hava heyecandan. atacaksın. Kız, Evet. kızlara hava atacaksın ondan. Yani ben Berna ile gittiğim zamanlarda Berna her seferinde VIP'den girerdi. Ben hani beni tanıyorlar, biliyorlar. İşte Ali abi falan arıyorum. Ali abi ben geliyorum falan. Hani yine de böyle bir kendimi şey yapıyorum anladın mı? Yani garanti alıyordum yani öyle. Cesaret ister yani. Ama tabii şey de var yani. Şimdi iyi bir arabayla gidiyorsan çat diye alıyor zaten. Onda bir şey yoktu ama içki Ama içince ben arabayla hiçbir zaman araba gidilemiyordu almadım. oraya. Mesela ben yani arabayla giriyor da ben gidemiyordum arabayla oraya. Çünkü yani direkt benim annem babam benim gözüme bakıyordu. Nereye çıkıyorsun? İçecek misin? Arabayı mı almayı düşünüyorsun? Aa bak Damla'dan Döverim lan şey seni. geldi. Damla Reyna kartını gönderdi. Hakikaten Medline yazıyor burada bak. Medline ambulans Abi şeyi var burada. Ha, dur numaralı. Gitti. beni alın. Kafayı buldum. Vay be. Damla bunun antika değeri var. Sakla vallahi. İleride senden bunu alırlar. Yani biz böyle 70'lerimize falan geldiğimizde bu herhalde çok kıymetli bir şey olacak bak. Hiç görmemiştim bunu ben. Acil sağlık hizmeti üye kartı. Kaç vodkadan sonra etki? Kafaya şişe Arıyorsun gelirse böyle. Medline dışarıda bekliyor. Vodka mı dokundu? Bire basın. Viskiden mi çarpıldınız? İki numaraya basın. Tekilayla sonunuz gördünüz? Üçe basınız. Ne içtiğini bilmiyor musunuz? Dörde basın. Hangi tuşları bulamıyor musunuz? Hatta bekleyin. Düşünebiliyorum ya öyle olduğunu. Vallahi. Kızlar da bu konuda Vallahi. biraz daha şanslı ya. Yani sonuçta kız Ben her bir zaman üzücü welcome. ya Yani bir bir üzücü haberi erkeğin daha bahsetmek istiyorum. Bir üzücü haberi bahsetmek istiyorum. Bana duyduğum zaman şok bak bir olmuştu. dakika. Unutma. Reyna'da Porsche kart varmış. Porsche kart varmış. Akın diyor. Onda da o varmış. Porsche kart varmış. Bak işte. Şekil olunca adamda oluyor. Onu da Ya bilmiyorum ben. Akın zaten çok havalıdır. Onun Los Angeles'ta çok havalı bir Mr. Bond'un kullandığı arabası var onun. Kabul Abi etsin. bu çok komik yorum. Can abi 12 yaşında senin parçalarını dinliyordum. 18 olunca hayalim Reyna'ya gitmekti. 18 olamadan Reyna kapandı. Ya boş ver bir şey kaybetmedin. Zaten o yani hayat böyle Daha işte. merak etmeyin gençler, merak etmeyin. Zaten Biz Can'la bir kulüp Reyna açacağız. Bir kulüp hayır bir de açacağız bir Reyna şekilde. zaten Reyna'nın esprisi şeyde bitti. Yani ilk Reyna Reyna'yken gümbür gümbür müzik çalardı sonuna kadar açık. Sonra perde koydular, boğazı kestiler. Sesleri indirdiler. Yani zaten kulüp gibi değildi yani. Küçük hoparlörden bir ses duyuyordum böyle. Bas yoktu. Boğazı hiç göremiyorsun. Reyna'nın son hali hoşuma gitmiyordu benim yani. Alakası yok Ya o eski bizim katılıyorum deniz sana, kenarında katılıyorum oturduğumuz şeyin. sana. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar gece hayatında, senin ve benim gibi insanlar, biz müzik için gidiyorduk. Müzik ve de yakın arkadaşlarımızı ortamda görmek için. Ancak ve lakin bir kısım var ki sadece görünmek için gidiyorlar orada. Kim gördükleri önemli değil, birileri sırf onları görsünler diye. Mert diyor Can'ın kulübü var burada sana ne oluyor diyor. Türkiye mi Orlando'da kulübümüz var. Vallahi şaka maka abi Orlando'da kulübümüz oluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok Senin çok kulübün var. güzel Benim be. yok. Benim yok. Mert Abi beni gel projeye dükkan dahil senin. etmedi. Orlando'ya Ben gelen Mert beni zaten orada. yok Sen ya de art Mert beni kapıdan direktörmüşsün. Aşk sokmaz. olsun.
Art Mert beni direktörümüz kapıdan sensin. sokmaz. Bilirim ben Mert'i. Sokmaz beni kapıdan. Biz de basın Neyse. kartıyla giriyorduk. Salih Keçeci'nin kulakları çınlasın diyor Eren. Hakikaten Salih Keçeci'nin kulakları çınlasın. Salih Keçeci de o zaman her şeyde mesela at merkezli turlardı. Sorardı gençler ne oluyor bu akşam nereye gidiyoruz falan diye. Her mekanda görmek mümkündü Salih Keçeci'yi. Çok bir de şey vardı. Berna kimdi o ya? Berna'nın bildiği o da çok saçları şey yapan bir magazinci abimiz de vardı. Belli magazinciler her gece oradaydı zaten. Ne Kelebek yapsınlar heykelli abi? Angelik zamanları. Kelebek heykelli Angelik zamanları evet. Sana da Vay. ne demiş Mert? Sana da sanat galerisi açacağım. Burada söz diyor Mert. Bak Orlando turistik yer Söz abi mü? sanat Bak galerisi söz açacağım. mü? Şahit mi herkes? Herkes şahit. Bak şu anda bizi O izleyen herkes zaman şahit. Zaten girişte yayının kaydını da tutuyoruz. Mert tamam güzel Ersin, Can kayıtlıyoruz. Pol'e sanat galerisi sözü verdi. Tamam. Ben de Mert'e çok güzel bir resim hediye edeceğim. Ha, Hiç Rıza kimsenin Bey'di. unutamayacağı. Gökhan Kimsesiz Can daha sonra geldi Mert. O da vardı da asıl şey hani bizim o daha 90'ların sonunda 2000'lerin başında Rıza vardı. Rıza Bey soyadını ben de bilmiyorum. Salih Keçeci vardı. Şey o Gökhan Kimsesiz Can onunla biz Dubai çok güzel şeyler de yaptık. Böyle bizim eventlere falan geldi haberler yaptı. Bodrum ama o son dönemde vardı yani Gökhan Kimsesiz Can. Sanki yani belki vardı da o zaman ben tanımıyordum yani o kadar eski zamanda. Ben daha magazincileri tanıyordum. Rıza Öziş. Bak Mert biliyor. Rıza Öziş'ti o. Hala yani son birkaç seneye kadar Nişantaşı'nda hep görürdüm onu turlarken. Uğur Güner'i vardı. Evet Uğur Güner'i. Rıza Öziş. Şahidiz. Doğru. Bak herkes Başka şahit. ne haberlerimiz var bugün? Dijadomix. Sana güzel bir şeyler attım. Sen gördün mü? Onu Sana ya şeyler gördüm hangisini? atmıştım. Sana şey Komik atmıştım videolar böyle atıyorsun abi biraz. bana hangisini bilmiyorum ki. Yok yok bir tane şey atmıştım sana. Hani İngilizler, Amerikalılar böyle der ama biz Türkler böyle deriz diye. Ya onu ben küfür etmiyorum abi normal hayatımda da onları söylemem ben. Onlar küfürlü şeyler. Yapabildim Vallahi diye. güzeldi yani. Aa bak Rıza açılışa geliyormuş Orlando'ya. Jean Paul gelmeli artık diyor. Evet. Rıza Öz işte açılışa geliyormuş. En Siz son önce herkes önce bu pandemi bitsin. Herkes sağlıklı günlere kavuşalım. Ondan sonra Allah kerim geliriz bir şekilde. Tanrısı korusun. Şey bu arada demin mesajda geçti. Paris'te Soho House da açılıyor. O da herhalde açılınca çok trend olur. Burası gibi herhalde yıkılır. Paris'in çünkü ortamı güzel yani insanlar Ya falan. bir de o da değil. Bir de şöyle bir şey var. Paris yani Paris'te gece hayatına çıktığın zaman belli yerde sadece lokalleri görürsün. Belli yerde bütün dünyanın her köşesinde insan da görürsün. Yani mesela benim kuzenlerim var, birçok arkadaşlarım da var. Bizim ortak da arkadaşlar Paris'te yaşıyorlar. Yani adam, übür adam Çin'den geldi, Paris'ten yaşıyor. İsviçre'den geldi, Paris'ten yaşıyor. Amerika'dan geldi, Paris'te yaşıyor. Paris inanılmaz kozmopolitan bir yer. Ve inanılmaz orada bir kültür var. Bak bu Ondan şeyi dolayı ben da Suhaus şahane olur orada. karşılaştırınca hani İstanbul gece hayatının bir sıcaklığı var ya işte bu konuştuğumuz. Yani biz niye bundan bahsediyoruz? Çünkü eskiden hakikaten sıcaktı. Böyle bir arkadaş ortamı gibiydi. Yani hani plansız gidiyorsun. Orada illa tanıdıklarını görüyorsun. Bir kaynaşma, bir sosyalleşme. Bu sıcaklık bana göre bir Paris'te gördüm ben bunu. Bir de Lübnan, Beyrut'ta gördüm. Böyle arkadaş grupları, birbirini tanıyanlar. Hani Amerika'daki falan gece hayatı çok soğuk yani. Hiç kıyaslanacak gibi değil ya da ne bileyim Aa, başka yerlerde. yo 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 Böyle ben New York'ta biliyorsun ben New York'ta 9 yılına yakın yaşadım orada okuduğum, yaşadığım ve çalıştım. Orada da var o sıcaklık gece hayatı ama ya her mekanda belki yoktu. Her mekanda tanıdığımız yoktu insan. çünkü yani şu vardır international dediğimiz yani uluslararası gençlerin ve de bir ekspatların ve dedim ki başka ülkelerden gelen insanların gittiği yerlerde o sıcaklık vardı. Ama sırf Amerikalı mesela bir dive barın gittiğin zaman o sıcaklık yoktu. O konuda haklısın ama bence her ülkenin çok sıcak mekanları, yerleri vardır. Şu Ve New asıl konu York'ta ne çok biliyor musun? kozmopolitan. Hatta Şey çünkü Paris'ten
Hatta yani şunu diyeceğim. New York'un gece hayatı Paris'ten daha dinamik. Ya şimdi sen 7 sene falan kaldığı için seninki daha sen lokal gibi oluyorsun. 9. Ben 7 sene falan kalmadım. Ben daha dönem dönem gittiğim için benim tespitim şu. Fransa'da yani Paris'te bizim Parisli Fransız o Frankofon gerçek arkadaşlarımız var ve oluşuyor yani. Orada hep lokallerle beraber seni içine alıyorlar yani. Bizim orada çok güzel arkadaş çevremiz var. New York'a gittiğin zaman hep böyle bir daha ekspat. Yani hiçbir zaman bir Amerikalılarla böyle bir kaynaşma olmuyor bende. Hep daha işte ya Hispanik oluyor ya Zenci oluyor ya Türk arkadaşlarının arkadaşı falan gibi. O baba yani hangi mahallede abi çevren nedir? Hangi mahallede takılıyorsun ve ve de ne yapıyorsun önemlidir. Ya bana aynı dili konuşamıyorum gibi geliyor. Yani mesela atıyorum Beyrut'ta bir ortama girdiğim zaman tam İstanbul'da gibiyim. Paris'te tam İstanbul'da gibiyim. Ama Amerika'da mesela Los Angeles'ı anlatayım ben. Bugün Los Angeles'tan paylaşım da yaptım. Abi Los Angeles'ta bara gidiyorsun. Şimdi hani 3-5 kişi tanıyorsun. Onlar da seni tanıştırıyor. Ya bir muhabbet dönüyor. Tamam İngilizce ama yani hiçbir şekilde içine giremiyorum ben. Yani bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Anladın mı? Öyle böyle falan yani. Çok hava atmaca bana bir dünya orası yani. İnanılmaz bir hava atmaca dünyası. Ama mesela bak ben senin kuzeninle hatırlıyorsun. Orada yaşadığım yıllarda ben senin kuzeninle tanışmıştım orada şans eseri. Bir de onun doğum günüydü. Semih'le. Hmm. Ha, orada Semih, tanıştım. Evet. New York'taydı o da. Tabii New York'taydı ve de Semih'in de şu anda evli olduğu eşi de ikisinin tanıştığı aynı günler ben ikisiyle o günlere tanıştım. Yani inanılmaz komik bir gündü. Evet. Bak, yaz bak, günüydü. İnanılmaz sıcaktı. Bak şimdi i̇nanılmaz sen devam edeceksin de. Evet. Tamam. Hepimiz neyse kesiyorsun beni. Tamam sus. Yok yok devam et. İnanılmaz sıcaktı. Şunu diyeceğim. Araya not gireceğim. Semih ben Jean-Paul'e aynı yaşlarda sayılırız hepimiz. Yani birer yaş falan var belki aramızda. Semih'in iki çocuğu var, evli. Darısı başımıza. Bizim de üçer çocuğumuz olsun inşallah. Şöyle söyleyeyim bir dakika. Şöyle söyleyeyim sana. Semih'le evde parti yapıyoruz. Herkes, gelecek herkesin bir kuralı vardı. Kendi içkinizi kendiniz getirin diye. Herkes böyle koli koli biraları alıyor. Giriyoruz oraya. Bir sıcak gün. Dışarısı muhtemelen 40 dereceyi gelmiştir. Bir terliyoruz ve salonda bir tane klima var. Semih'in odasında da bir tane klima vardı. Ben gittim Semih'in odasına girdim direkt. Küçük o pencere çıkan klimasına yapışmıştım. Bütün gece klimanın önündeydim. Ve herkes benimle gelip muhabbet ediyordu. Sırf klimadan biraz hafiften püfür bir soğuk hava gelsin diye. Ve de hatırlıyordum. Birkaç tane böyle Koreli çocuklar vardı. Onlar buzdolabını açmıştı. Kollarını, kafalarını buzdolabın içine koyuyorlardı serinlesinler diye. O kadar sırılsıklamdık. O kadar bir sıcaklık, evet. O kadar bir nemlik vardı. Bir de Şaziye geceleri vardı. Şaziye! Eller havaya Şaziye. Almış kendini çocuk aradığı okullarda olursun. Hatta Kenan Doğulu şeyde Balta Limanı'nda açmışlardı Şaziye'yi. O herhalde finali izliyordu. Bodrum ortak. Peki sana bir soru. Sana bir soru. Atina'ya sen gittiğin zaman o sırada ben gelmemiştim seninle. Ben o zaman başka bir yerdeydim. Hangi barı sevmiştin orada? Aklında kaldı mı bir yer? İsimleri hiç aklımda değil ya. Ama zaten bizim DJ'ler orada yine yerlerde çalıyorlar. Zuburban mıydı? Zuburban kulüp olarak orada en kurulu. Şey, Cipsi işi yapan yer neresiydi o? Alexander'ın yeri. Yani hepsinin sahipleri falan bile arkadaşım. Şimdi isim deyince bir anda çok onların değişik isimleri var ya aklımda kalmadı ama Atina Gece Hayatı da bu arada iyi şey yaptın. Çok güzel Atina Gece Hayatı. Aynı benim orada orada bir yer var. Herkese bir söylemek istiyorum. Bilen bilir. Bilmeyen de lütfen fırsat varsa bilin. Çok güzel kokteyller yapıyorlar orada. İşte içerideki tasarım da inanılmaz. Drunken Sinatra. Olabilir. Ama Atina çok gece güzel. Şunu diyeceğim. Onlarda şey yok gibi sanki. O çok üst lüks segment hani şişe açmada tamam değil ama daha böyle şey gibi böyle Güney Fransa gibi daha küçük ve şey yani ya live müzikleri var ya da böyle. Alakası yani, yok. Alakası yok. Can biz böyle yapacağız. Bu Covid kalksın. Ben Can'ı alacağım. Atina'dan canlı yayın yapacağız. Bir araba da kiralayacağız. O büyük rave club partilerine gideceğiz. Underground club partilerine gideceğiz.
ve öyle bir göreceksiniz ki hiç burayı böyle de düşünmemiştiniz. Yani orası tamam ufak bir yer nüfus olarak. Asla bütün Yunanistan'ın nüfusu İstanbul'un nüfusundan azdır. Ama orada herkes dışarıda yemek yemeye ve gece hayatında ve içmeye çok meraklı. Çok meraklı olduğu için oranın lifestyle'ı o. Yani çıkmayan yoktur. Yani olmamıştır. Herkese göre bir yer var. Yani hangi sezonda olursan var. Onu garanti olarak söylüyorum. Uykumu getirdi Beca. Kenan Doğulu'dan bahsetmişken bu saatte. Bak esniyorsun çok ayıp ama ya. Hiç alakan yok mu abi? Türkçe pop müzik 90'lar. Var 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 var. Ben dumanı sövüyorum. Duman söyle şarkı. Hadi Oje. Beni yak kendini yak. Ben çok ya ben seviyorum. Bizim zaten biliyorsun Kaan bizim aile arkadaşımızdır. Çok severim kendisini. Çok küçük yaştan beri tanıyorum. Ve Kaan'ın da çok şahane bir hikayesi var. Yani bunu da bir paylaşayım mesela. Kaan, bu hikayeyi tabii ben kendi babamdan duymuştum. Kaan üniversiteye gittiği zaman ve üniversiteyi bitirdikten sonra gitti Kaan babasına diplomasını uzattı. Dedi ki babacığım sen dilediğin gibi ben üniversitemi bitirdim. Buyur sana diplomamı takdir ediyorum. Şimdi ben gidip müzik yapacağım dedi. Devam. Bilmiyorum ki devamını bitsem. Şey açmam lazım. Bir daha ben Ay şey Oje yakışmaz ki kız sana. Ver elini bana. Söylüyor öyle. Ben yapamıyorum ya. İnanılmaz bir yeteneği var onun. Yani işte şey vardı bir de mesela yine yani favorilerime döneceğim. Şahzade Bepanten vardı abi. Bepanten ya. Şu renkti. Bak böyle maviydi böyle. Bepanten gelirdi. Bepanten işaretler. Bunu Bepanten'i anlatabilir misiniz? Kaan'ın son işi, son düğünü, son saten kravatı. Ha evet. Öyle bir şey var. Kaan tam güzel. Kendini şey yaptı. Düğünde kendini açtı. Böyle saten kravat falan taktı. Düğünü Soho'daydı. Düğünü Soho'daydı. Soho House'daydı düğünü. Ben evlendirme dairesindeyim gördüm daha çok yani. Yani bir rakçı düğünü gibi değildi o kesin yani. Ne yapsın adamcağız ya? Zaten biliyorsun yani. Yapacak bir şey yoktur. Vallahi şu pandemi geçsin ben çok özledim yani var ya. Her şey yapabilirim. Peki Can bir şey söyle bana. Bir şey söyle bana. Yaparım sahneye çıkarım. Yani hakikaten insan özlüyor ya. Yani şey yapıyordum ben bak. Bu olay bitmeden önce hep konuşuyorduk. Yani evde oturabilmek için dua ediyordum. Yani abi bu akşam bir şey çıkmasın da evde oturayım bir televizyon seyredeyim falan. En büyük lüksüm buydu. Şimdi bu kadar oturduktan sonra da hakikaten yani yaz da geldi. Yani acayip bir enerji var şu anda içimizde ya. Ekrem İmamoğlu ya yani. Bir şey söyleyeyim mi sana? Gençliğimiz tamam. Enerjimiz var. Bir şey söyleyeyim mi sana? Haklısın, o enerji var. Ancak ve lakin ben gecenin belli bir saatten sonra artık eve gitmek için can atıyorum. Çünkü hep evde beni köpeğim ya kedim beni bekliyor. Onlar da benim çocuklarım olduğu için o enerji beni biraz evde daha rahat tuttu. Yoksa evde olsun olsaydı çoktu. Emin olun ben hep Jean-Paul ile çıkarım hep der yani. Çok uykum geldi eve gidelim yani. Ama kapağına kadar kalıyorsun daha yok. Sen orada. Hadi yok canım. Be sen benden daha dinamik bir insansın. Sen hiç, uykusuzsun ben esniyorum. Yok evde, yok evde vallahi oturun, şöyle oldu böyle şeye bağlıyorsun. Yok yok şöyle olurdu. Ne zaman çıktığınız zaman çoğu zaman arabayı kullanan kişi bendim. Tamam mı? Onun yüzünden o günler bazen içmezdim. Ya ve benim uykum bahsetmem gelirdi. Sen içtiğimiz geceleri anlatsana. Niye içmediğimizi anlatıyorsun? İçtiğimiz geceleri ben söyleyeyim ne oluyordu? Yani şimdi
bazı şeyleri açıklamak istemiyorum burada çünkü sırf sen de değil ben de rezil olacağım. Can yani... üstteki yorumları oku. Jean-Paul'in doğmamış çocuğunu konuştuk. Senin ben müzik yaparken doğmamış çocuğundan bahsetmişler demek ki. Spiros Atina'nın rengidir ona gidelim. Spiros o değil. Polimor. Yunanca şeyler var. Atina'yı biliriz. İstanbul gece. Valla kopyalarsanız Jean-Paul'ün çocuk bir yaşında fular takar demiş Mert. Hadi artık yap düğünü diyor Adil. Falan öyle. Aynen. Güzelmiş bak. Hakikaten takar senin çocuk ya. Takarsın. Oğlum, yakışır da yani ya. Böyle. Bırak ya. Baksana halimize. Gecenin bu saatinde paçozuz. Güzel. Abi. Kaç dakikamız abi, kaldı? Ben çok... Bilmiyorum kaç dakikamız kaldı. Ya. Bugün peki yani, su kendi kendine alalım. Kapanmadan biz şey yapalım ya. Tamam ya biz soru kapatalım geliyor bu sefer. Aşağıya okuyacaksın yok. Sorular için ya. Ne ya? Şimdi aslında konuşacağımız konuya yine giremedik. Biz yarın konuşalım o zaman. Soruları sor diyoruz. Bak sorular geliyor milyon tane. Yani diyorum. Soralım hiçbirini okumadan program bitiyor abi. 2020 yazını konuşacaktık biz. Ne olacak, nasıl olacak tamam. falan. Yazı İyi konuşalım, olacak, yazı konuşalım. Can'ın ilk yayında ben yarın ve Can'ın bahsettiğimiz gibi bu ama bu konuya girelim çok hafiften birkaç dakikamız varken. Ben inanıyorum ki ve Can da bence aynı şeye inanıyor. İnsanlar daha böyle açık alanlarda kendilerine mesafe koyarak eğlenmeli olur. Diyelim ki plajlarda olur, gündüz partiler olur. Plajlarda çok fazla yakınlaşmalar göze bulundurarak olmaz ama o olur kesin bir şekilde. Ondan sonrası bence çoğu insan house partiler yapacak, evde partiler yapacak, dairelerde partiler yapacak. Herkes sadece tanıdık insanlarını çağıracaktır orada ya da davet ettikleri. Bence bir de ben bunu duydum en son. Bir arkadaşım dün bana anlatıyordu. Millet bebek otelinde takılıyormuş. Ya okunmuyor böyle. O gün. Aa bir ben şey gördüm. Diyeceğim. Bebek Oteli çok şaşırdım ben. Ne kadar güzel bir yer olmuş ya. Tam pandemiden önce. Bebek Oteli'nde takılıyorlar ama saat 10'a kadar. Yani 9.30'dan sonra artık insanlar şeydi yani. Öyle finito. Diyeceğim abi. Hindistan'dan bir arkadaşım gelmişti. Yani benim için bir iş için geldi mecburen. Hani onu bir yerlere götürmem lazım. Artık o çıkmaların yasaklandığı son gün falan oluyor. Dedim hani şeye gidelim bari. Bebek Otel falan. Yani orası sakindir falan. Kimse yoktu. Aman Allah'ım. Yani sanki hayatımda tanıdığım bütün insanlar oradaydı ve ne kadar keyif aldım anlatamam. Aa, o masada tanıdık, o masada tanıdık. Muzaffer Bey orada, Muzaffer Bey sahibi şeylerin, McFit'lerin sahibi Muzaffer Yıldırım kendisi de oradaydı. İşletmecisi şey olmuş. İsmi gitti affet beni abi ya şimdi gece bu saatte yani. Spargo'daydı, yani Yukarı'daydı, Spargo'ya geçti. Oradan da şeye geçti, oraya geçti. Yani çok güzel aile ortamı gibi bir yer ya. Bebek Oteli ben herkesi tavsiye ederim yani. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biz hani konuşuyorduk ya basket dizisini The Last Dance. Evet, Last Dance. Şimdi başka bir spor belgeseli geldi. I Am Ali. Muhammed Ali'nin hikayesi. Ha, güzel. Onu tabii daha ben çok ben daha izlemedim. İzleyeceğim. İzleyeceğim onu. İzledik. Sen de izle Can. Sonra karşılıklı yorumlarımızı paylaşalım. Murat değil ya. Murat işletmecisi diyor da vallahi seyrederse beni mahvedecek bu konuyu kapatalım şimdi. Sevdiğim bir arkadaşım yani de Murat değil dedi ya. Belki değişmiştir bilmiyorum da. Ben Amerika'dayım. Yok oğlum ya yani bilmiyorum Murat yani pandemide değiştiyse değişmiştir de Murat falan değil ya. Düşünüz bakacağım ya. Abi çok affet beni ismini unuttum. Yapacak. Arif ya. Arif abi Spago'daydı. Lükka'daki Arif sen de dinlesin Arif'i Lükka'dan. Yıllarca Lükka'daydı. Oradan Spago'ya geçti. Oradan da bebeğin işletmecisi oydu. Belki Murat'la beraberdi bunu bilmiyorum. Doğrudur, doğrudur. Şey diyorlar evet. Barna diyor. Michael Jordan 100 milyon dolar bağışlamış bu arada. Şey, bu siyahlara işte siyahlarla ilgili konulara. Ve de şeydi duydum. Bunu söylemiş miydim? Mayweather, ünlü boksör Mayweather, cenaze masraflarını karşılayacakmış. George yani. Floyd'un. Miami'de mi kaldı diyor. Barna nerede ya? Miami'de mi kaldı?
Geldi geldi o da İstanbul'da. Miami'de kimse kalmadı. Miami artık başka bir abi. Yani önümüzdeki Mart'a gider miyiz kim bilir. Allah bilir. Vallahi bir bakalım. Bu arada sanatsal haberleri söyleyeyim. Art Basel iptal. İptal oldu Art Basel bu sene. Ama tabii ki şimdi bakacağız Aralık ayına doğru ki Miami'deki iptal olmasın. Ama bir bakacağız. Şu anda İsviçre'deki Basel'daki iptal oldu sanat fuarı. Başka ne haberler paylaşabiliriz? Yani bu İstanbul gecelerini seven hoşlanan herkese şu an atış aklımda bir kere dinledim daha. Çok güzel şarkı yapmış yılın. Yılın her yaz çok güzel bir şarkı yapıyor. Bu yaz yine yapmış. Ne yapsın yaz çocuğu? Yüreğine sarılayım, yalan dünya ne tek sefilin, onu kaybetme, onu kirletme, resimler süsleme. Can senden çok güzel bir kedi olur. Abi öyle ya kedi gibi kedi gibisin. Bu arada sen kediyse ben de fare gibiyim yani ondan hiç merak etme. Bir dahaki yayını şey açacağım. Notaları, akorları, sözleri açacağım. Bu konuda biraz cahil. Hiç ne Ya söyleyeyim. güzel bir Hayır. Metallica yapalım istiyorsan. Böyle bir iddiam var. Bir dahaki yayını her şeyi çalacağım. Ama bana şey lazım. Akorlar, sözler olsun. Tamam Affetmem. tamam. O zaman bu İlk gece erken bitiriyoruz. albüm biz dağıtmışız. Evet. Yalın'ın ilk albümün hikayesini anlatayım. İnanılmaz bir şey. Yalın'ı şey falan tanır. Mert'in zaten okul arkadaşı. Bizim Işık'tan olduğu için Işık'tan çok ortak arkadaşımız var. Abi Yalın şöyle, yani Türkiye'deki en ilginç pazarlama hikayelerinden. Yalın bütün radyoları, yani ilk bir kere arkadaş çevresinde yayıldı şarkı. Yazın çalıyordu zaten mekanlarda da. Radyolara siyah bir CD dağıttılar. Sadece Yalın yazıyordu üstünde. Hiçbir şey yok. Yani kızının şarkı çaldı ve hit oldu. Ben ilk şeyde duymuştum. Ben Yalın'ın dikkatimi çekmedi. Arabada ablamla gidiyorduk Ayşe'yle. Hiç unutmam. O bana dedi ki bak bu şarkı yeni çıktı dedi. Yalın zalim çalıyor. Aman Allah'ım bir ses. Yani kız sesi mi erkek sesi mi bu kadar güzel olamaz falan. Sonra bizim zaten arkadaşları hemen onu remix falan yaptık o zaman falan. Yani Türkiye'deki çıkışı en güzel şarkıcılardan biri. Yalın Fransız okulunda mıydı? Oğlum niye sizin arkadaşınız? Yalın Işık'ta değil miydi? Çağlar, sen falan hepiniz berabersiniz diye hatırlıyorum ben. Ben Yalın'ı tanımıyorum. Hüseyin Yalın. Bak Can artık çal. Can Pol susmuyor diye izleyici şeyleri var. Bak sana güzel bir isim göstereyim. Kenan yıllarca albüm yapıyor diyor Yalın'a ama o kadar meşgul ki sürekli erteliyor. Böyle bir hikayesi var. Yani Yalın takılıyormuş o Kenan'larla çıkartmıyor. Vallahi Benim bilmiyorum. O konuda bilgisizim. ben burada Işık'ta diye hatırlıyorum ben. Ama neyse ilginç bir şekilde herkes de arkadaşıydı yani. Nedim Buracan vardı. O arkadaşı o getirmişti. Şarkıyı. Universal Müzik'teydi. Orada ben ilk tanışmıştım. Kenan oyalayıp kıskanmış. Evet böyle bir söylenti var. Ben şey yapmadım da. Yani şahit olmadım ama. Ben stüdyo aldığımda zalimi yaptık diyor. Ha Mert'in stüdyosu da vardı evet ya şey Suat'laydı değil mi senin stüdyon? Vay vay, Mert'in her şeyi varmış. Her şeyi biliyor Mert. Bir de bana Babana mı diyor? diyorsunuz. Babana Bir de diyordu abi stüdyo ya dedim stüdyocukta para yok bilmiyorum para kazanmışım dedim inşallah Mert yani de. Benim hayatım stüdyoda geçti 100 tane stüdyomuz oldu. Hiçbir gün bir stüdyodan bir para kazanıldığını ben görmedim yani. O stüdyoya şey yapmaz yani. Stüdyoculukta para yok. Yok, bazı stüdyolarda var. Vardır Abi kesin ya. izleyicimiz düştü. Ya senin konuşmandan ya benim şarkımdan bilmiyorum. Ya da ikisi bir Ya arada kokteyl patladık. Bence ben ama şarkı bir de şu var. söyleyeceğim. Bir de şu var. Kaç hafta sonundan beri ilk defa sokağa yasamız yok. Kesinlikle insanlar bence arabalarını binip dışarıda geziyorlar. Sıkıldık abi sıkıldık vallahi yani hani evde ben çok Sahil dolu. üzülüyorum. Sahil full, full full. Herkes sahiller doldu ve taştı. O yani o kadarını söyleyeyim. En son sahilde köpeğimi gezdirirken fark ettim.
Bence birçok insana dışarıda bu saatte. Öyle bir hissiyat var bende. Ama tabii ki de Mert'in bizden var kazanmış Mert düşünceden. Yalan tabii. Hep harcadım diyor. Ne parası diyor. Kazanamazsın tabii ama bu işler zor yani. Caddebostan sahil de fullmüş. Bak Sahran orada herhalde. Caddebostan sahil diyor. Jean-Paul uyumamak için evde tur atıyor. Bak oğlum bitti ne oldu? Gece hayat falan nasıl? doğru Yani, doğru. evet 20 saniyemiz kaldı. Kapanıyoruz. Yarın Kapanıyoruz. belki yaparız. Belki yapmayız. Yaparım belki. Yapalım mı? Yapmayalım. Bak Yapalım, yapalım, yapalım. Ama çok daha erken bir bakalım. saat yapalım. Abi tamam benim müzik yaptığım saate geldiği için biraz geç kalıyorum ben de işte inşallah yarına hallederiz. Hadi Tamam. herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi geceler. İçki için bizi sevin. Öpüyoruz size. Merhaba. Kendinize iyi bakın, tadını çıkarın.